Merhabalar. Değerli arkadaşlar, mülakat sorularında hem oturum mülakatını, ana mülakatta hem de yol mülakatında sorulan en önemli sorulardan bir tanesi de bakmakla yükümlü olduğunuz birileri var mı? Şimdi bakmakla yükümlü olduğunuz sorusu nasıl anlaşılmalı? Bunun bir, bakmakla yükümlü olduğunuz sorusu var mıdan kasıt birincisi, Türkiye'de ya da çekirdek ailede yani anne, baba, oğul, kız dediğimiz çekirdek ailede yani çocuk anne babanın olduğu çekirdek ailede bakmakla zorunlu olduğunuz birisi var mı? Ne demek bu? Engelli, bakıma muhtaç mı? Yani birincisi bu. Bunu kastediyorlar. Yani 18 yaşını geçmiş mi? Engelli mi? Bakıma muhtaç mı? Yani sizin yardımınıza muhtaç mı? Birinci manası bu. İkinci manası bakmakla yükümlü olduğunuzdan kasıt ayrıca yani ekonomik destek vermek zorunda mısınız? Yani buraya para kazanmaya geldiniz mi yoksa iltica etmeye mi geldiniz? Mantık bu. Dolayısıyla eğer engelli, bakıma muhtaç gibi bir durum yoksa zaten sizler ülkenizden çıkarken ailenize kendilerini idare edecekleri kadar zaten bir miktar para bırakmış oluyorsunuz genelde. Dolayısıyla bakmakla yükümlü olduğunuz kimse genelde olmuyor. Yani yola çıkarken eşime ve çocuklarıma yetecek kadar bıraktım. Geri kalanla da ben buraya geldim. Mantığı daha sanki uygun gibi geliyor bana. Birincisi bu. İkincisi eşiniz Türkiye'de çalışıyor da olabilir. Yani henüz onun için bir tehlike daha başlamamış da olabilir. Dolayısıyla ekonomik durumunuz zaten çalışan insanlardınız. Birikmişleriniz vardı. Bundan dolayı ekonomik durumunuz zaten iyi. Yani orta ve üzeri olabilir. Bundan dolayı bakmakla yükümlü eğer engelli birisi yoksa genelde bunu eşim ve çocukların Türkiye'de yanlarında bir miktar bıraktım denilebilir. Mutlaka bu gibi konularda bir avukata danışmanızda her zaman fayda var. Çünkü ekonomik gerekçeler iltica sebebi değil. Zayıf gerekçeler, geçinememek, İş bulamamak iltica sebebi değil. Bundan dolayı eğer engelli ve bakıma muhtaç birisi yoksa normal bir şekilde cevap vermenizde fayda olacaktır. Değerli dostlar, bu videomuz bitti. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.